Mustafa Kemal Güngör, teşekkürler T24'e geldiğiniz için. İlk sorum şu olacak. Cumhuriyet Gazetesi, köklü bir gazete, Cumhuriyet'te yaşıt bir gazete ve siz eski Cumhuriyet çalışanları olarak neden yaşadınız sizce bunları? Neden bunlar geldi başınıza? Başlarken söylediniz ya, Cumhuriyet Gazetesi, köklü gazete, Türkiye'nin en eski yayın organı. Gerçekten de öyle. Ben de 40-45 yıllık bir Cumhuriyet okuruyum. Ve işte aşağı yukarı 1992'den beri zaman zaman aralar vermek kaydıyla Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatlığını yaptım. Son dönemde imtiyaz sahibi olan Cumhuriyet Vakfı'nın yönetim kurulu üyesiydim. Hakikaten de herhalde dünyada böyle bir basın kuruluşunun bu denli bir saldırıya uğrayışı ilktir. Hani Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibinin tüm yetkililerinin, yayıncı şirketin tüm yönetim kurulu üyelerinin, yazarın, çizerin vesaire bu kadar topluca bir gözaltı, tutuklama ve davada yargılanması başka hiçbir yerde olmadı diye biliyorum. Çok ilginç bir davayla karşı karşıya kaldık. Neydi bu dava? Yargılanırken mahkemede de söylemiştim bunu, tekrar edeyim size. Sanıyorum bütün arkadaşlarım da, sanık dava arkadaşlarım da bunu böyle ifade etmişlerdir. Bu esasen hukuki olmayan siyasi bir davaydı ve bizim üzerimizden, Cumhuriyet Gazetesi üzerinden bütün basına, bütün muhalif kesimlere, bütün gazetecilere, toplumun muhalif bütün unsurlarına bir gözdağı operasyonuydu. Yani kimse eleştirmesin, iktidarla ilgili olumsuz laflar etmesin. Ve edecek olanlar da görsünler ki Cumhuriyet Gazetesi'ne bile bunlar yapılıyorsa bize neler yapılmaz ki? Böyle bir korku salmaya dönük bir operasyondu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani davada öylesi şeyler yaşadık ki dediğim gibi, yani biz FETÖ gerçeğini, Fethullah Gülen ve cemaatini esasen Cumhuriyet Gazetesi'nden öğrendik. Yani Türkiye Fethullah Gülen ve cemaatini Cumhuriyet'in yayınlarından, yazılarından, Hikmet Çetinkaya'nın yazılarından öğrendi. Ben kendi adıma 35-40 senedir Hikmet Çetinkaya'dan okudum ve öğrendim. Fakat gel gelelim, bu işin kitabını yazmış olan Hikmet Çetinkaya, kelimenin anlamıyla 10 cilt Fethullah Gülen'le ilgili, cemaatle ilgili kitabı olan Hikmet Çetinkaya'yla bizler aynı davada yargılandık ve FETÖ örgütüne yardım etmekten yargılandık. Çarpıcıdır. Atatürk devrimleri, cumhuriyet, demokrasi, laiklik, hepimizin öğrendiği yerde Cumhuriyet'ten okurduk bunları. Bizim için önemli bir yayın organıydı Cumhuriyet ve sonuçta işte bu davayla Cumhuriyet böyle bir saldırıya maruz kaldı. Neticeten aslında davanın detayına girmeyeceğim tabii. Biraz böyle davanın evrelerinden ve sonuçlarından bahsetmek daha iyi. Çünkü detaylara girersek burada süremiz de yetmez bizim zaten. Kısaca geçeyim. Böyle bir saldırıyla davamız başladı. İddianame son derece ipe sapa gelmez suçlamalarla, delil olmayan, kendilerince delil diye nitelikleri şeylerle açıldı. Savcımız esasen adil yargılanma hakkına çok aykırı olacak bir biçimde soruşturmayı baştan sonuna yürüten ama son 3-4 gün kala iddianameye imza atmayan bir savcı tarafından yürütüldü. Ve daha davanın başında, yani soruşturmanın başında, ilk 3 gün içinde filan biz daha nezarethanedeyken Emniyet Müdürlüğü'nde bu savcının esasen, bu soruşturmayı yürüten savcının esasen FETÖ örgütü üyeliğiyle yargılandığını, hakkında müebbet hapis cezası istendiğini öğrenmiştik. Hani böyle bir soruşturmada bu nitelikte bir savcının görevlendirilmesi vahim bir şeydi.
Bütün itirazlarımıza karşın, HSK'ya yaptığımız şikayetlere karşın avukatlarımız aracılığıyla bu durum değişmedi. Sonuna kadar bu savcı görevine devam etti. Sonuçta dediğim gibi yerel mahkemede hakikaten kelimenin anlamıyla söylüyorum, hiç sakınmayacağım, hukuku katleden bir kararla mahkum olduk. Yerel mahkeme bizi mahkum etti. İstinaf Mahkemesi keza hukuku katleden bir kararla mahkumiyet kararını onadı. Mahkeme kararı onanınca İstinaf Mahkemesi'nce yine hukuku katleden bir kanun maddesi gereğince biz hapse gönderildik. Bir garabet çıktı orada. Bir garabet. 5 yıl altı ve üstü hikayesi. Bir garabet, evet. Aynı davada yargılanan insanlardan bir bölümü 5 yılın altında ceza almıştı. Bir grup arkadaşımız 5 yılın üstünde ceza almışlardı. Ve kanun gereğince, o dediğim hukuka aykırı kanun maddesi gereğince bizler istinafta cezamız kesinleşince cezaevine gönderildik. Arkadaşlarımız temiz hakkını kullanarak Yargıtay'a taşıdılar dosyayı. Buna baştan beri itiraz ettik biz. Yani böyle bir madde olamaz. Bu hukuka aykırıdır, anayasaya aykırıdır. İstinaf Mahkemesi'nde de, istinaf dilekçemizde avukatlarımız bu durumu vurguladılar ve bu maddenin, bizi hapse sokan bu maddenin anayasaya aykırılığını ileri sürdüler. İtiraz ettik. Fakat İstinaf Mahkemesi sanki hiç böyle bir şey yokmuşçasına hiçbir tek kelime bile etmeden bizim İstinaf taleplerimizin reddine karar verdi ve kararı onadı. O zamanlardan itibaren Adalet Bakanı bu söylediğimiz konunun, bu kanun maddesinin hukuka aykırı olduğunu, adalete aykırı olduğunu, değiştirilmesi gerektiğini söylüyordu. Sonra Yargıtay Başkanı, hatta bu yargı yılının açılışında bile, evet, burada bir adaletsizlik var, adil yargılanma hakkına aykırı bir durum var, bu maddenin değiştirilmesi gerekir diye söylüyordu. Yani bir yandan Adalet Bakanı böyle söylüyor ama yasama organı bu yasa değişikliğini yapmıyor. Bir yandan yargı teşkilatının başındaki bir görevli, Yargıtay Başkanı, bu adil yargılanma hakkına aykırı ve mutlaka değiştirilmesi gerekir diyor. Ama ne yasama organından yasa çıktı, ne yargı organından bir karar çıktı. Sonuçta biz 4,5 ay cezaevinde yatmış olduk. İkinci kez girerek, daha önce 9 ay Silivri'de yatmıştık. Burada da 4,5 ayı geçtik. Açıkçası hani bu kadar hukuka aykırı olan bir kanun maddesi zamanında konulurken iyi düşünülmemiş, iyi irdelenmemiş ve gözümüzün içine soka soka bir hukuksuz madde yüzünden biz bu kadar bunca ay yatmış olduk cezaevinde. Şimdi gördüğüm kadarıyla, açıklandığı kadarıyla, hani meclis tatili girdiği için biz içerideyken çıkarılamayan o yasa, yani bu yasayı değiştiren yasa ilk yargı paketinde sanki çıkarılacak gibi görünüyor. Biz yararlanamadık ama umarım bundan sonra aynı konumda olan, aynı davada yargılanan insanlar arasında böyle bir farklılık olmaz ve bu hukuksuz yasa maddesi değiştirilir. Esasen şunu da söyleyeyim, hani bizim İstinaf Mahkemesi'nde kararımızın onanmasından birkaç gün önce aynı yasa maddesinin bir fıkrası, bir başka fıkrası tam da bizim söylediğimiz gerekçelerle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Yani pekala bu maddede değiştirilebilirdi ama o madde iptal edilip de bir boşluk kalınca yasada, yasama organı 3-5 gün içinde hemen bir değişiklik yapmıştı. Fakat bu maddeyi değiştirmemişlerdi. Biz de onun ceremesini çekmiş olduk. Peki, önce Silivri, ardından Kandıra. Cezaevini nasıl tanımlarsınız? Dört duvar, direniş mekanı, mücadele mekanı ya da Foucault'un deyimiyle ıslah evi. Nasıl bir tarif sizin için cezaevi? Ne kadar ıslah evi olduğu tartışılır cezaevlerinin. Sonuçta insanların özgürlüğü kısıtlanıyor ve bir de
çok haksız yere cezaevine tıkılan, hukuksuz davalarla, hukuksuz kararlarla cezaevinde hapsedilen pek çok insan var. Hani bütün dosyaları incelemiş değiliz ama bizim davada olan biteni görünce yapılan hukuksuzlukları, hiç de hukuka uygun olmayan, hukuka aykırı olduğu söylenecek delillerle mahkumiyetler olduğunu görünce pek çok davada aynı şeyler olduğunu düşünebiliriz, tahmin edebiliriz. Tabii böylesi hukuksuzluklarla, hani Cumhuriyet davası çok gündeme geldi, kamuoyunun ilgisini çekti, dünyadan epeyce destek aldı. Fakat böyle olmayan davalar var, böyle olmayan yargılamalar var. Yani ne diyeyim, örnek olsun, bizimkine çok benzer bir dava Sözcü Gazetesi davasıdır. Örnek olsun Gezi davasıdır. Örnek olsun CHD'li avukatlar davasıdır. Akademisyenlerin davalarıdır. Türkiye son derece hukuka aykırı davalardan geçiyor. Ve bizim bunu halletmemiz lazım. Cezaevi gerçeğine gelmeden önce aslında yapılması gereken şeyler var. Ve mutlaka Türkiye'nin yargı bağımsızlığını sağlaması gerekiyor. Yani yargı bağımsızlığı olmadan, iktidarın gölgesi yargının üzerinden kalkmadan, Hakimler Savcılar Kurulu'nu belirleme yetkisinin tamamen iktidarın elinde olduğu bir düzeni mutlaka Türkiye değiştirmelidir. Bunlar değişmeden, yargı bağımsızlığı sağlanmadan, hakim teminatı sağlanmadan bu işleri düzeltmek mümkün olmayacak. Bunun için köklü bir anayasal değişikliğe ihtiyacımız var. Ondan sonra cezaevine geçelim. Cezaevlerinde son derece olumsuz koşullar var. Bildiğim kadarıyla son okuduğum aşağı yukarı Türkiye cezaevlerinde toplam kapasite 220 bin kişi civarında. Fakat 270-280 bin civarında tutuklu ve hükümlü var cezaevlerinde. Pek çok cezaevi için üst üste yattığı söyleniyor tutuklu ya da mahkumların. Hani biz FET tipi cezaevindeydik, 3 kişilik bir hücrede kalıyorduk arkadaşlarımla beraber. Ama diğer cezaevlerinden son derece şikayetlerin geldiğini her gün basında takip ediyorduk. Dolayısıyla hani teorik olarak cezaevleri ıslah eder filan denilse de çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Bir de hani kimi ıslah edeceksiniz sonuçta, işte böyle davada yargılanan insanlar kim tarafından nasıl ıslah edilecek? Önemli olan bu şartları düzeltmek, hukuku hakim kılmak, Türkiye'de hukukun üstünlüğünü hakim kılmak. Hani çok havalı bir laf vardı ya, 2010 anayasa referandumu sırasında iktidar pek kullanıyordu, pek seviyordu bu lafı. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü diye. Ama maalesef biz üstünlerin hukukuna göre yargılandık. Pek çok davada üstünlerin hukuku uygulanıyor ve hukukun üstünlüğünü tam olarak göremiyoruz. Öncelikle bunların halledilmesi lazım. Ondan sonra da cezaevlerindeki genel düzenlemeler lazım. Ha, bu anlamda işte şimdi kaldığımız Kandıra cezaevinde görevliler, işte infaz koruma memurları filan, bize yönelik öyle bir olumsuz tavırları hiç olmadığı iyi bir anlayışla yöneltiliyor. En azından bize dönük olarak böyle bir şey olmadığını söyleyebilirim. Ama cezaevlerinde çok önemli sorunlar var. Sorunlar var. Bir de şunu eklemeden geçmeyeyim. Belki bu sorunun tam karşılığı değil ama hani aylar öncesinde, 6 ay önce, 8 ay önce filan bir af söylemi ortaya atıldı. Ondan sonra dendi ki af değil, bu infaz rejimi değişiklik, dolayısıyla hapiste yatma sürelerini indirelim filan diye. Bu içerideki insanlar için ciddi bir zulüm olmaya döndü. Hani bunu dışarıdan teorik olarak söylemek mümkün. İşte af söylentisi insanları rahatsız eder, duygusal olarak çökertir onları filan gibi. Bunu somut olarak orada gördük biz. Kendimizde değilse bile başka yargılanan insanlarda. Bunların ortada bırakılmaması lazım. Şu ya da bu iktidar ortakları ya da yasama organında oy kullanacak olanlar bu sorunu bir an önce çözmeliler. O affın kapsamı ne olacak, infaz rejiminde değişiklik ne olacaksa bir an önce meclis açılır açılmaz bunun gündeme alınması lazım ve o insanların beklentilerini karşılamak lazım.
Yüz binler içeride bunu bekliyor. Dışarıda yüz binler aileler bunu bekliyor. Kanayan bir yara bence. İçeriye nasıl dayandınız? Dört duvara nasıl dayandınız? Neler yaptınız? Neler ürettiniz? İçeriye dayanmanın en önemli unsuru bu davanın, bu mahkumiyetin haksız olduğunu bilmekti. Biz baştan itibaren bu davanın hukuka aykırı olarak açıldığını, hukuka aykırı mahkum edildiğimizi söylüyorduk. Size bir şey söyleyeyim. Baştan itibaren bu mahkumiyet olmasına karşın, istinafta kararımız onanıp hapse girmemize karşın, ben bu süreçte hiçbir zaman bu hukuksuz, bu adaletsiz kararın sonuna kadar gidemeyeceğinden hiç kuşku duymadım. Yani ama Yargıtay'da, ama Anayasa Mahkemesi'nde olmadı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu adaletsizliğin bir şekilde bozulacağından emindim. İşte bizim için şimdi son çıkan arkadaşlar yönünden 13,5 ay bir cezaevinde zamanımız geçmiş oldu. Bu bizim özgürlüğümüzün çalınmasıydı, hayatımızın çalınmasıydı, sevdiğimiz insanlardan kopmaktı. Sevdiğimiz insanlarımızın, yakınlarımızın ölümüydü, onların ölümünde beraber olamamaktı. Hepimiz için ciddi, yıpratıcı bir süreydi, süreçti. Neticeten şuna inanıyorum, yine ilaveten söyleyeyim. Geçenlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısının bir açıklamasını okudum. Hani bir CHP'li milletvekili, yargıya olan güvenin, toplumda yargıya olan, adalete olan güvenin %20'lere düştüğünü söyleyip bir önerge vermiş galiba. Cumhurbaşkanı Yardımcısı da şöyle bir yanıt veriyordu. Hayır, %20 değil, %38'lere düştü diye. Yani hakikaten kabul edilecek bir şey değil. Toplumda eğer yargıya olan inanç, güven %38'lere düştüyse burada vahim bir durum var demektir. Tabii ki yargıya olan güven sarsılır, yerlerde gezer. Böyle davalar olursa, Cumhuriyet davası gibi, Sözcü davası gibi, Gezi davası gibi, Canan Kaftancıoğlu davası gibi, halen içeride yatmakta olan CHD'li avukatlar davası gibi, pek çok milletvekilinin davası gibi, parti başkanlarının, belediye başkanlarının davası gibi bu davalar olursa yargıya güven diplerde olacaktır. Bunun mutlaka halledilmesi lazım. Bu da başta söylediğim gibi yargı bağımsızlığından geçiyor. Gerçekten hukuk devleti olmaktan geçiyor. Peki hem cezaevinde 4,5 aylık süreçte hem de çıktıktan sonra sürpriz destekler geldi mi? Çünkü kamuoyunun, baroların, avukatların desteği zaten çok açıktı. Bazı gazetecilerin desteği çok açıktı. Sürpriz destekler geldi mi hiç? Yani sürpriz denir mi bilmiyorum ama saydığınız gibi baştan itibaren çok büyük bir avukat kitlesi, ben de avukat olduğum için meslektaşlarım diyeyim, çok bizi sahiplendiler, çok desteklediler, adalet nöbeti gibi bir nöbet tutmaya başladılar. Dışarıdaki gazeteciler, pek çok sanatçı, milletvekili, siyasi partilerden temsilciler, yani bu işi baştan itibaren hani Cumhuriyet Gazetesi'nin ve bizlerin bu suçlarla alakamız olmadığını bilerek sonuna kadar yanımızda durarak bizi desteklediler. Dışarıdan müthiş bir destek vardı. Son olarak dediğiniz gibi belki hani baroların tarihinde, avukatların tarihinde ilk kez böyle bir şey. 74 baro başkanının ortak imzasıyla bir metin yayınlandı ve Yargıtay'ı bir karar vermeye teşvik eden diyelim ya da karar vermesini isteyen bir açıklama yaptılar. Bu baro tarihinde bildiğim kadarıyla yok. Bu müthişti. Bu anlamda bütün baro başkanlarımıza sonsuz teşekkürler gerçekten de. İnanıyorum ki hani bütün bu süreçleri yaşadıktan sonra ve biraz önce söylediğim gibi yani bir inancım var dedim ya, bu mutlaka bozulacak, bir yerlerden dönecek bu adaletsizlik diye. Bu da şuradan kaynaklanıyordu. Evet, haksızdı, hukuksuzdu ve yargı teşkilatında bağımsız, dürüst ve iyi çalışan pek çok hakim ve savcı olduğundan eminim. Hani biraz yürüyorsa adalet hizmeti o %38'ler diye açıkladıkları oranda, bu işte o düzgün çalışan, dürüst, bağımsız yargıçlar ve savcıların omuzlarında taşıdıkları yük sayesinde olmaktadır.
Ama bunu genişletmek lazım. Yargıyı gerçekten bağımsız kılmak lazım. Yargıyı kendi haline bıraksın iktidar. Yani bu iktidarın gölgesi yargının üstünden mutlaka kalkmalı. HSK üyelerinin belirlenmesi yargının kendi içine bırakılmalı. Ve hakimler teminatlı olmalı. Zira iktidarın istemediği yönde karar veren hakimlerin sağdan sola hemen sürüldüğünü görüyoruz. Bunlar olursa, yargıçları böyle bir baskı altında tutarsa iktidar, hukukun gerçekten hayata geçmesi kolay olmayacak. Siz 13-13,5 yıl içeride kaldınız. Ay, 13,5 ay pardon. Kırgın mısınız? Kırgın mıyım? Yer yer kırgın olduğum zamanlar oldu, öfkeli olduğum zamanlar oldu, kızgın olduğum zamanlar oldu. Ama bu soru karşısında düşününce bunlardan hangisi? Daha çok üzgünüm galiba. Daha çok üzgünüm galiba. Hani 34 yıllık bir avukat olarak ülkemde adaletin bu durumlara düşmesinden, yargı bağımsızlığının bu derece zedelenmiş olmasından ötürü üzgünüm. Üzgünüm. Hani Nuri Bilge Ceylan'ın bir lafı var ya, yalnız ve güzel ülkem diye. Ülke adına üzülüyorum. Yani içim acıyor hakikaten. İşte bu dosyaların halini bilerek, kendi dosyamızda yaşadığımız şeyleri görerek üzgünüm. Daha çok da üzgünüm. Böyle anlatabilirim kendime. Cumhuriyet davası ve o davada sizin yaşadıklarınız, verdiğiniz mesajlar, duruşlarınız demokrasi mücadelesine nasıl bir miras bıraktı? Önemli bir mirası olacağını düşünüyorum. Hep baştan itibaren söylediğimiz, siz gazetecilerin de çok söylediği bir söz var ya, güzel bir söz, severim onu. Gazetecilik suç değildir diye. Evet, bu Cumhuriyet Gazetesi davasında gazetecilik suç olmadığını Yargıtay son verdiği bozma kararıyla ortaya koyuyor aslında. Umarım ki diğer davalarda, ifade özgürlüğünü ilgilendiren, basın özgürlüğünü ilgilendiren davalarda Yargıtay'ın bu son kararı hep emsal olacak ve Türkiye böyle davaları yaşamayacaktır. Bu önemli bir şeydir. Emsal alınacağını düşünüyorum. Bir de tabii içeriden, dışarıdan müthiş bir dayanışma mirası var bence. Bence hem gazetecilerden hem avukatlardan, özellikle avukatlarımız gerçekten çok sıcak bir destekle sahiplendiler. Toplumun muhalif kesimlerinden, milletvekillerinden, değişik partilerden önemli bir dayanışma vardı. Bunlar da ileriye dönük umarım daha da artarak devam edecektir ama o dilekten önce umarım bu hukuksuz davaların önü alınır ve Türkiye artık bu davaların görüldüğü bir ülke olmaktan çıkar. Dilerim öyle olsun. Mustafa Kemal Güngör, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.